devam etmemi istiyor. Haklı da. Gülben'de bağlanıp o da açıklamasını yapabilir. Evet. Herkese söylediğimiz gibi herkese açık. Önce bitirelim mi, izleyelim mi, ne yapalım? Önce izleyelim. Peki. Onların üstünü okuyayım mı? Peki. Buyurun efendim, izleyelim. İzleyelim. Görüntüler kimsede olmayan görüntülerdi, tartışmalı görüntülerdi. Hem Erhan Çelik tarafından hem de Gülben Ergen tarafından anlatılmış görüntülerdi. O görüntüler yine yayınlanabilir. Ben üzerine kaldığımız yerden ifadenin devamını okuyorum. Erhan Çelik'in ifadesi. Amacım bu kartpostalın bende mani bir değeri kalmadığı için geri iade etmekti. Kendisi gelmeyince kendi aracım ile park alanından çıkarak Gülben Ergen'in aracının yanına park ettim ve kartpostalı önce şoför mahallindeki kapı koluna sıkıştırdım. Sonra araca tekrar bindim. Emin bir şekilde kartpostalın yerinde durmadığını görünce tekrar aracımdan inerek aracın yanına geldim ve kartpostalı yerinden alarak ön camla silecek arasına sıkıştırdım. Daha sonra aracıma binerek otoparktan çıktım. Fakat çıkış yaparken kartpostalı benim bıraktığımdan emin olması için aracımla geri manevra yaparak güvenlik kamerasına baktım. Daha sonra otoparktan çıktım ve siteden çıkış yaptım. Uzun süreler ikamet ettiğim, kameraların olduğunu bildiğim, hatta bizzat o kartpostalı koyanın ben olduğumun bilinmesi için bilerek kameraya baktığım bir yerde iddiaya konu fiili işlemem hayatın olağan akışına aykırıdır. Akıl ve mantıkla bağdaşmaz. Böyle bir konunun şahsıma karşılık ilişkilendirilmesi halinde kendime hakaret sayarım. Ne ben aracın yanına geldim ne de ayrılırken araçta herhangi bir çatlak, vuruk, kırık, çizik yoktu. Şahsın aracına kimin zarar verdiğine dair bir fikrim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Şu an konuyla alakalı herhangi bir kimseden şikayetim yoktur. Ancak bu konuyla alakalı itham altında bırakılırsam her türlü ceza ve hukuki haklarımı saklı tutulmasını istiyorum demiş. Erhan Çelik'in avukatı Emin